Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi'den Seçme Öyküler. Doğan'ın Kazlara Teklifi. Bir gün Doğan kuşu kazlara şöyle dedi: "Şu sudan çıkın da ovaların nasıl şeker gibi nimetlerle dolu olduğunu bir görün." Kazlar namına bir kaz, Doğan kuşuna şöyle cevap verdi: "Ey Doğan kuşu, sen bizden uzak dur. Su bizim kalemizdir. Burada biz bütün tehlikelerden korunuyoruz. Burası bizim sığınağımızdır. Sudan çıkarsak bin bir tehlikeyle karşı karşıya kalırız. O bahsettiğin kırlar, yeşil ovalar ve renkli çiçekler senin olsun. Şeytan da Doğan gibidir. Ey kazlar, sakın ha, su kalesinden, yani iman kalesinden, imanlı kişilerin yanından pek az dışarı çıkın. Doğana, yani şeytana da deyin ki, dön geri, dön. Elini başımızdan çek, ey aşağılık varlık. Biz senin davetini istemiyoruz, davetin senin olsun. Ey kafir, biz sana inanmayız, senin sözüne kanmayız. Can tende bulundukça rızk eksik olmaz. Ordu oldukça elbet bayrak da bulunur. Burada kas, din derecesinde yüzen iman ehlini göstermektedir. Doğan kuşu, imanlı kişileri din nehrinden dışarı çıkarıp sapıklık ovasına götürmek isteyen şeytandır." Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi'den Seçme Öyküler. Aklar ve Karalar. Usta bir berberin dükkanına kır saçlı bir adam koşarak geldi. "Yiğidim," dedi, "saçımda sakalımda ne kadar kırlaşmış kıl varsa hepsini tek tek ayıkla. Ben yeni evlendim, kendime taze bir gelin aldım da." Berber baktı, bu olacak iş değil. Tutup adamın saçını sakalını kökten kazıyıp önüne döktü ve "Benim bir işim çıktı, gidiyorum," dedi. "Sen otur da akla karayı kendin ayıkla." İşte bu siyah kıllar soru, beyaz kıllar da o kişiye verilmiş cevap. Din dertlisi olan arifler böyle şeylerle uğraşmazlar. Burada kır sakallı kimse dedikodu yapanlar. Berber ise kemal ve irfan sahibi kişidir. Sakalın tıraş edilmesi, arifin kestirme cevabını ifade ediyor.